Evet gençler tekrardan selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca. Matematik kanalındasınız. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Artık 9. gündeyiz ve gençler 9. günümüzün konusu asal sayılar. Bir sonraki videomuzun konusu asal çarpanlar ayırma olacak. Yine asal sayılar ve asal çarpanlar ayırma kısmımızın ÖSYM bakış ve SML bakış testleri olacak. Onlar da yine bir sonraki gün gelecek gençler. Evet ama önce tabi başlamamız lazım konuya. Asal sayılarla alakalı e, ee, hem işinize yarayabilecek müfredatımızda olmayan bazı ama aynı böyle çok kafa karıştırıcı değil. İşinize yarayabilecek bilgiler vermeye gayret göstereceğim. Bunlarla alakalı asal sayılar ve asal çarpanları ile alakalı yine birbirinden değişik kazanımlara imza atacağız beraber. Ee, biraz uzun soluklu dersler olacak o yüzden... E, pür dikkat dinle çayını kahvenin yanına al Sıkılmayacağın bir ortam yarat kendine Ben de olabildiğince sıkıcı olmamaya gayret göstereceğim ya Sonuçta matematik dersi anlatıyoruz ee, İlla ki sıkılacaksın bir yerden sonra Ama merak etmeyin gençler Olabildiğince e, dinamik canlı bir şekilde Ben size burada çok sıcak da olsa Ben size burada bu konuyu anlatacağım Önce kazanımları bitireceğiz ardından ÖSYM bakış sonrasında SML bakış diyeceğiz konuya noktayı vuracağız hadi şu konuyu bir bitirelim eğer kitabın önündeyse karşında ben varsam ve elinde de bir kalem bir silgi varsa geçelim derse. Evet asal sayılar dedik pozitif bölen sayısı 2 olan ve bu nedir 1 ve kendisinden bahsediyoruz birden büyük tam sayılara asal sayılar denir şimdi 1'e ve kendisine bölünecek diye aşinasındır sen bu tanıma. Ee, pozitif bölen sayısı sadece ama sadece 2 olan. Ee, bunlardan bir tanesi 1 zaten, öteki de kendisi. Her sayı 1'e ve kendisiyle bölünüyor zaten. Ama sadece bu bölenleri olanlara biz asal diyoruz. En küçük asal sayı 2. 2 hariç tüm asal sayılar tektir. Yani çift olan tek asal sayı 2'dir diyebiliriz. Asal sayıların belirli bir formülü, belirli bir düzeni yok. E, şuna birazdan bir daha döneceğim ama önce şuna bakalım. İki asal sayının toplamı tekse bu sayılardan biri kesinlikle 2'dir. Mesela A ile B'yi asal gibi düşünelim. Asal olsunlar. Toplamları eğer tek sayıysa ben bu toplamı nasıl tek kılarım? Bir tanesi tektir. Öteki de çifttir. E çift olan bir tane asal sayı vardı. O da 2'ydi. Demek ki bunu 2 iki seçeceğim. 2'yi karşıya atıp tek sayıdan 2'yi çıkararak buradaki asalı da elde edebilirsin. Soruların içerisinde. Şimdi asal sayıların belirli bir formülü yoktur dedik. Lakin Şöyle de bir durum var 3'ten ee, büyük Buraya not al 3'ten büyük Tüm asallar Tüm asallar Altının Katsından Altının katlarından diyelim daha doğru olur Altının katlarından 1 eksik veya 1 fazladır Dedik ve Seninle beraber şöyle ilk 5-10 tane Asalımızı da yazalım hem de ee, şunun sağlayıp sağlamadığını da kontrol etmiş oluruz ee, İlk asalları yazdığım takdirde 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 var, 29 var, 31 var Devam ediyorum 37 var ee, Bir tane daha yazalım 41 var, 43 var, 47 var Değil mi? Bu şekilde devam ediyor Şimdi altının katlarından bir eksik veya bir fazla dedik ama 3'ten büyük olanlar dedik. Dolayısıyla 2'yi ve 3'ü muaf tutuyoruz buradan. Bu arada ardışık olan sadece ama sadece 2 tane asal var. 2 ve 3'tür bu da. Bunun da notunu mutlaka al. Ardışık olanlar sadece 2 ve 3. Başka ardışık olan bir asal sayı bulamazsın. İkilisi bulamazsın. Şimdi 5'e bakıyorum. 6'dan 1 eksik, 6'dan 1 fazla. 12'den 1 eksik, 12'den 1 fazla. 18'den 1 eksik, 18'den 1 fazla. 24'ten 1 eksik. Şimdi 24'ten bir fazlası asal değil. Ama zaten burada veya demiştim. 1 eksik veya bir fazla olacak. Her ikisi de olabilir. Ama bunlardan bir tanesi mutlaka olacak. 30'dan 1 eksik, 30'dan bir fazla. 36'dan bir fazla. Bak 36'nın bir eksiği yok. 42'den bir eksik, 42'den bir fazla. 48'den bir eksik şeklinde devam ettirebiliyoruz bunları. Notunu da aldıysan eğer şuradaki ardışık muhabbetini devam edebiliriz. Kazanın bakış 1 ile. Şimdi A, B, C birbirinden farklı birer asal sayılmış gençler. A artı B artı C 20 ise A kere B eksi C işleminin en küçük değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle A artı B artı C'nin 20 olabileceği hangi asalları kullanabilirim ona bakalım. Mesela ben burada 2'yi 5'i ve 13'ü kullanabilirken 2'yi 11'i 2'yi 11'i ve 7'yi de kullanabilirdim değil mi? Şimdi o halde a kere b eksi c'nin ben en küçük değerini bulacaksam c'yi küçük seç c'yi büyük seçmem gerekiyor ki büyük seçmem gerekiyor ki önde eksi var sonuç küçük çıksın. O halde c'yi burada 13 seçersem diğerinde de 11 seçerim. Önce şu duruma bakalım. C'yi biz 13 seçtik. 2 kere 5 eksi 13 bana eksi 3'ü verir. Diğerine bakalım bir de. 2 kere 7 eksi 11 bana 3'ü verir. Hangisi daha küçük? Tabii ki bu o halde doğru cevabımız da eksi 3 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Kazanım bakış 2. 4 a kare eksi a b eşittir a c eksi 8 olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diyor. Bu arada a b c birer asalmış. Şimdi ben burada eksi 8'i şu tarafa bu zımbırtıları da bu tarafa davet edersem 8 eşittir a c artı a b eksi 4 a kare geleceğini görürüm. Burada 8 eşittir dedim. Hepsinde de A olduğu için bak görüyorsun A var, A var, A var. O halde ben bunu A parantezine alırım. A parantezinde C artı B eksi 4A dedim. Ve gençler böyle bir eşitlik yakaladım. ABC asaldı ve 8 dediğim sayı 2'nin kuvveti. Yani içerisinde sadece 2 çarpanı var asal olarak. O halde ben A'yı 2 seçmek zorundayım artık. A 2 olursa burası eksi 8 olur. 2 ile neyi çarparsam 8 gelir. Tabii ki 4'ü. O halde 12'den 8 çıkarsa 4 kalır mantalitesiyle B artı C'nin de ben 12 olduğunu anladım. Şimdi B artı C'yi 12 buldun ya ister B ile C'yi ayrı ayrı bulabilirsin. Yani 7 ile 5'tir. Tamam eyvallah ama hani B artı C'nin zaten 12 olduğunu bildiğin için artık A'nın da 2 olduğunu biliyorsun. Toplarsan 14 cevabını da bulabilirsin. Tamam biraz pratik olmakta fayda var. Geçtim kazanım 3'e. Bir P asal sayısı için 2 üzeri P eksi 1 biçimindeki asal sayıya Mersen asalı denir. Buna göre en fazla iki basamaklı olmak üzere kaç tane Mersen asalı vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle P asal olacak. Yani ilk olarak 2 üzeri 2'yi deneyebilirim. Bak ilk en küçük asal 2'dir. 2 üzeri 2'den 1'i çıkarınca 3 geldi. Asal mı? Asal. O halde arkadaşlar bu P asal sayısı Mersen asalıdır. Yani 2 Mersen asalıdır. 3'ü deneyelim. 2 üzeri 3'ten 1'i çıkarırsam 7 gelir. 7 de asal. O zaman 3 de Mersen asalıdır. Değil mi? 5'i denediğim takdirde 2 üzeri 5 eksi 1 bana 31'i verir. 31 de asaldır. Yani 5 de Mersen asalıdır. 7'yi denediğim takdirde 2 üzeri 7 eksi 1 bana 128 eksi 1'den 127'yi verir. Şimdi bana zaten demişti ki en fazla 2 basamaklı. Yani ben bunu zaten kabul etmeyeceğim. O halde kaç tanemiş arkadaşlar? en fazla iki basamaklı mersen asalı ee, en fazla iki basamaklı olmak üzere buradaki sayımız toplamda 3 taneymiş dedim ve cevabımız da bu olmuş oldu. Şimdi devam edelim kazanın bakış 4 ile ABC birbirinden farklı birer asal sayıymış arkadaşlar ve bu eşitliği sağlayan ABC için A kere B kere C kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle burada şöyle biraz zoom atalım sayfamıza. Şöyle sen de soruyu okumaklı gör. A kere b eksi c ve c kere b eksi a. Burada A da C de 40 ve 18'in bölenleri olmak zorunda ve asal olmak zorunda. Mesela ben burada 40'ı bölen asallardan 2 ve 5'i görüyorum. Ee, örnek veriyorum. A sayısı 2 olursa, 2 olursa, şuranın 20 olması gerekiyor. Ee, burası 20 iken nasıl 20 olur? Mesela 23'ten 3'ü çıkarırsam 20 olur, değil mi? Ee, buraya 3 dediğim takdirde, 3 dediğim takdirde. B sayısını ben 23 seçmiştim. A'yı da 2 bulmuştum. 3 kere 21'den 63 geliyor. Olmadı. Şimdi 2 veya 5'tir demiştik 40 için. O zaman 5'i seçsem mesela. Burası 5 olsa şurası 8 olacak değil mi? E burasının 8 olabilmesi için de B'yi 11, C'yi 3 seçsem ki aynı zamanda 3 18'in de çarpanı. O halde buranın 6 olması gerekiyordu. E bu 11, bu 5 ise zaten 6 da gelir. Demek ki A sayısı 5, B sayısı 11, C sayısı 3'müş. Bunların çarpımı sorulmuş. 3 kere 5, 15. 15 kere 11. 11 sayısıyla bir iki basamaklı sayıyı çarparken e, kolay bir yöntem var mı? Var. 15'i şöyle ayırıyorsun 15 diye rakamları toplamını da araya yazıyorsun. 11 ile çarpımının sonucunu vermiş oluyor bize. Cevabımız 165'ti. Şimdi aralarında asallık muhabbeti nedir? Asal sayılar okey ama aralarında asallık nedir? Birden başka pozitif ortak böleni olmayan iki tane pozitif doğal sayıya biz aralarında asaldır diyoruz. Bu sayılar üç tane de olabilir, dört tane de, beş tane de. Ama işimiz genel itibariyle iki tane sayıyladır müfredatımızda. Şimdi ne de, ne demekmiş? İki tane sayı düşündün, iki tane o sayının, iki sayının... Birden başka hiçbir ortak böleni olmayacak. Bir zaten otomatikman ortak bölen oluyor. Bir çünkü her sayıyı bölüyor. Demek ki başka hiçbir sayıya ortak olarak bölünmeyecekler. Yani bu demek oluyor ki bu iki sayı asal olmak zorunda falan değil. Aralarında asallık farklı bir mevzu. Ardışık pozitif doğal sayılar aralarında mutlaka asaldır. Örnek veriyorum 24 ve 25'i düşündüm. Veya 37 ve 38'i düşündüm. veya 2 ile 3'ü düşündüm. Bak bunlar ardışıktır ve birden, birden başka ortak hiçbir böleni de yoktur. Bundan kaynaklı ardışık iki tane sayı varsa mutlaka aralarında asaldır. Bir sayısının yanına hangi pozitif doğal sayıyı koyarsan koy aralarında asaldır. 1 ile 5 gibi, 1 ile 32 gibi, 1 ile 99 gibi mutlaka aralarında asaldır. İki sayının aralarında asal olması bu sayıların asal olduğu anlamına gelmez. Mesela 24 ve 25 gibi. İkisi de asal değil ama 24 ile 25 aralarında asaldır diyoruz. Ama iki farklı asal sayıyı bir araya getirirsem bunlar mutlaka aralarında asal olmak zorundadır. Mesela 7 ve 11 gibi. Zaten bunun da 1 ve kendisinden, bunun da 1 ve kendisinden başka böleni yok. E kendilerine bölünemeyecekleri, yani 11, 7'ye 7, 7 11'e bölünemeyeceği için sadece 1 vardır ve aralarında asaldır deriz. 4 ve 9, 3 ve 10, 7 ve 71 gibi. X ile Y ve burası değerli bizim için. X ile Y ve A ile B aralarında asal sayılar olmak üzere. Eğer ki X bölü Y, A bölü B'ye eşitse mutlaka X A'ya Y B'ye eşittir. Çünkü biz aralarında asal oldukları için bu kesirler sadeleşemeyeceğinden sadeleşemeyen iki tane kesrin birbirine eşitliğinden bahsediyorsak e payları paydaları payları paylarına paydaları paydalarına mutlaka eşit olmak zorundadır. Şimdi güzel bir e, hem özet niteliğinde çünkü zaten 9. sınıftan gördüğün için aşinasın. 9. sınıf olmasa bile zaten yapılabilir konular olduğu için aşinasın. O yüzden özet tadında bir konu anlatımımız oldu burada. kazanın bakış 5'e bakalım. A ile B aralarında asal sayılardır. A kere B 20 ise kaç farklı A B sıralı ikilisi vardır diye soruluyor. Şimdi A kere B'yi yazdım şöyle 20. Bak 1 ile bütün sayılar aralarında asal olduğu için 1'e 20'yi seçtim. 2 ile 10'u seçemem. 4 ile 5'i seçebilirim ardışık oldukları için. E doğal olarak bir de bunların tersleri var. 5'e 4 ve 20'ye 1. E kaç tane geldi? 4 tane geldi. Başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Tamam 20'nin 20 çarpanları zaten kısıtlıydı. Buradan 2 ile 10'u seçemedik. Çünkü 2 ve 10 ikisi de 2'ye bölünüyor bir haricinde. Devam ettim. 43. sayfamla kazanım bakış 6'dayım artık. Diyor ki 2 x 3 ile 3y artı 2 aralarında asaldır. Şimdi bu iki sayı aralarında asalken bunları birbirine oranlamış. O halde karşıya bakıyorum. Sadeleşemiyorsa direkt bu buna bu buna eşittir diyeceğim ama sadeleşiyor. 56 sayısı mesela ben burada 56 sayısını 4'e bölsem 14 gelir. 4'e bölsem 35 gelir. 7'ye de bölünüyor. 7'ye böldüm. 2'ye 7'ye böldüm. 5 geldi. Şimdi 2 ile 5 aralarında asal mı? Evet. O halde diyorsun ki 2x 3 bölü. 3y artı 2 eşittir. 2 bölü 5 ise bu aralarında asal. Bu da aralarında asal. Madem öyle direkt 2x 3 2'ye. 3y artı 2 de 5'e eşittir. 2x 3 eşittir 2 dersem. 2x burada 5'in ta kendisidir. Bir de 3y artı 2 eşittir 5 dersem. 3y burada 3'tür ve y de 1'in ta kendisidir. Benden istenen şeye bakıyorum. x kere y istenmiş. E şimdi x 2 bölü e, x 2x 5 ise x 5 bölü 2'dir. Bundan kaynaklı da 5 bölü 2 ile 1'i çarparsam cevabı bulurum derim. 5 bölü 2 ile 1'i çarptığın takdirde de doğru cevap zaten yine 5 bölü 2 gelecektir deriz. Geçtim kazanım bakış 7'ye. X ve Y aralarında asal sayılar ve z'de de ayrıyeten asalmış arkadaşlar x artı y artı 2z eşittir 15 eşitliğini sağlayan kaç farklı x, y, z sıralı üçlüsü vardır diye soruluyor. Şimdi z sayısının asal olduğunu biliyoruz. Asal olduğu için z'yi ilk etapta 2 seçmekte fayda var. En küçüğünü seçtim. Eğer z 2 olursa burası 4 olacaktır. x artı y'ye de 11 kalır. Şimdi x artı y eğer 11 ise ben toplamları 11 olacak şekilde aralarında asal olan 2 tane x ve y bulacağım. Şöyle ki. 1 artı 10 bak 1 ile 10 aralarında asaldır. 2 ile 9 aralarında asaldır. 3 ile 8 aralarında asaldır. 4 ve 7 aralarında asaldır. 5 ve 6 aralarında asaldır. Bir de bunların tam tersi var. 6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2 ve 11. Dolayısıyla zaten bunları bulduktan sonra direkt şunu söyleyebilirsin. 5 taneydi ya buradan 10 tane gelir dersin. Çünkü bir de tersleri var. Tamam 10 tane buradan geldi. Peki ben Z sayısını 3 ile seçebilirim asal olduğu için. 3 seçersen burası 6 olur ve böylelikle artık x artı y'nin 9 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. x artı y 9 sa eğer 1 artı 8 bak 1 ve 8 aralarında asaldır. 2 ile 7 aralarında asaldır. 3 ile 6 aralarında asal değildir. 4 ve 5 aralarında asaldır. Bir de bunların tersi var. Şimdi 1, 2, 3 bir de bunların tersi 6 tane de buradan gelmiş oldu. Eğer ki şimdi Z'yi 5 seçecek olursam şurası bu sefer 10 yapar. X artı Y'mize de tabii ki 5 kalır. Böylelikle 1 artı 4, 1 ile 4 aralarında saldır. 2 ile 3 aralarında asal. Bir de bunların tersleri vardı. 3, 2 ve 4, 1 gibi. Dolayısıyla 4 tane de buradan geleceğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim Z'yi 7 seçmeye. Z 7 olursa şu kısım 14 olur. X ile Y aralarında asal 2 tane sayı iken toplamları 1 olamaz. Çünkü bunlar zaten pozitif sayılarda iki pozitifin toplamı da bana biri vermez. Bundan kaynaklı Z7 olamıyor. 10 tane burada buldum, 6 tane burada buldum. 16, 5 tane değil. 4 tane de burada buldum. 20 tane XYZ sıralı üçlüsünden bahsedilebilir. Ya hocam üçlü olmadı ki. Bunların ikili ikili bulduk. Şöyle. 1 10 2 bir üçlüdür. 2 9 2 3 8 2 4 7 2 5 6 2 Bak bu şekilde üçlüleri de üretebiliriz. Dolayısıyla ne kadar ikisiye sıralı ikilisi varsa z sabit olduğu için burada o kadar sıralı üçlü vardır denilebilir. Geçtim faktöriyele. Şimdi n bir doğal sayı olmak üzere birden n'ye kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımına işte 1, 2, 3, 4, n'ye kadar olan çarpıma n faktöriyel denir. Ee, tamamen Tamamıyla işlemleri kısaltabilmek için üretilmiş bir kavramdır n faktöriyel. Yani sen birden 37'ye kadar olan sayıların çarpımını tek tek yazarak ifade etmek yerine tamam mı? 37'nin sonuna bir ünlem işareti koyarak 37 faktöriyelin birden 37'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı olduğu anlamına getirebilirsin. Tamamıyla işlemleri kısaltmak için, yazımları kısaltmak için uygulanmış bir şeydir bu. Özel olarak 0 faktöriyeli ve 1 faktöriyeli 1 olarak kabul ederken 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 24. 5 faktöriyel bir 5 ile çarparsın 120. Bunu 6 ile çarparsam 726 faktöriyel elde ederim. Hani belki işine yarar 7 faktöriyel de 5040'dır. Onu da aklında tut. Tamam ben zamanında aklıma tutmuşum. Şimdiye kadar çok işime yaramadı ama belki yarar abi. N faktöriyeli ben şöyle düşün. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta nokta. n eksi 2 çarpı n eksi 1 çarpı n gibi düşünelim. Şimdi birden n'ye kadar olan sayıların çarpımına ben n faktöriyel diyorum ama şu kısma yani n eksi 1'e kadar olanların çarpımında n eksi 1 faktöriyeldir sonuç olarak. Ve ben bunu n ile çarparsam yine n faktöriyel elde etmiş olurum. Bundan kaynaklı n faktöriyel n çarpı n eksi 1 faktöriyel diye de yazılabilir. Veyahut gel şuraya birden n eksi 2'ye kadar olan sayıların çarpımı n eksi 2 faktöriyeldir. Bununla n eksi 1'i ve n'i de çarparsam n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel de n faktöriyeli bana verecektir. n faktöriyel kendisinden daha küçük faktöriyelleri benzetilerek tabii ki de yazılabilir. Pekala şimdi kazanın bakış 8'deyiz. Arkadaşlar bu tarz ifadeler klişeleşmiş sorulardır. Bu tarz ifadelerde hem payı hem de payda kısmını e, en küçük sayının parantezini alarak yazmaya gayret göstereceğiz. Mesela burada en küçük sayı hangisi? Faktöriyelli sayı 18. O halde paydamızı 18 faktöriyel parantezin alacağım. Burada 19 kalır. Burada 1 kalır. Üst tarafa bakıyorum. Üst tarafta da yine 18 faktöriyel çarpı 19 çarpı 20'yi görüyoruz. E bu durumda 18 faktöriyeller zaten gidecektir. 19'da 1'in toplamı 20'dir ve buradaki 20 de elenecek. Geriye sadece 19 kalacak. Doğru cevap da budur deriz. Geçtim kazanım bakış 9'a. N artı 1 faktöriyeli N faktöriyele bölmüş. Şunu sakın unutma. 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyel 10'a eşittir abi. 32 faktöriyel bölü 31 faktöriyel daima 32'ye eşittir. Yani üst taraftaki ne eşit olacaktır? Elimizde sadece bir fazlasının faktöriyelsiz hali kalır. O halde n artı 1 faktöriyel n faktöriyel'e bölecek olursam n artı 1 gelir. n eksi 1 faktöriyel de n eksi 1 n eksi 2'nin bir fazlası değil mi? O halde bunları da sadeleştirirsem n eksi 1 gelir. Bunların toplamı 20 ise artı 1 ve eksi 1 gidecektir. 2 neye eşittir? 20'den n'nin 10 olması gerektiğini tabii ki de görebiliriz. Tamam. Devam. Kazanın bakış 10. Üst tarafı en küçük hangisi 9. 9 faktöriyel parantezini alacağım. Aldığım paranteze. Şurada ne kalır? 9 çarpı 10 kalır. Eksi. Şurada ne kalır? Hocam 8 kalır. Bölü. Alt kısımda 8 faktöriyel parantezini görüyorum. 8 faktöriyel parantezini alalım. Şurada ne kalır? 4 çarpı 9 kalır. Artı. Şurada ne kalır? 46'nın ta kendisi. Şimdi üst taraf 9 faktöriyel çarpı 90'dan 8'i çıkardım 82 geldi. Alt tarafa bakıyorum 8 faktöriyel çarpı 36 ile 46'nın toplamı da aa ne hikmetse 82'yi verdi. O halde 82'lere bay bay. 9 faktöriyeli 8 faktöriyele bölersem az önce de kullandığımız özellikte bu. Direkt 9'u elde edebiliriz. O özelliği hocam kafam karıştı diyenler için de 9 çarpı 8 faktöriyel olduğunu biliyorsun 9 faktöriyelin. Bunu 8 faktöriyele bölersen 9 olduğunu görebilirsin. Ve 44. sayfamızdayız artık. Kazanın bakış 11'deyiz. Devam. Ne diyor bana? Hocam bunları sırala diyor. Küçükten büyükten küçüğe sırala demiş. peki sıralayalım hadi. Nasıl yapabiliriz? Öncelikle tamamını benzetmeye çalışacağım. Yani ben mesela burayı 6 faktöriyel tamam mı? Şunun içinde bir 6 faktöriyelimiz var mı? Var. 6 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Bak böylelikle şu sarıyla gösterdiğim yer şurası bana 10 faktöriyeli verir değil mi? Yani 6, 6 faktöriyel çarpı 10 faktöriyeli bulmuş olurum. Yine burayı da 6 faktöriyel çarpı 7 diye bunu yazarım 7 faktöriyeli. Diğerini de 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 yazarım. 9 faktöriyeli elde etmiş olurum. Burada da 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 8 faktöriyeli verirken bana 6 faktöriyel çarpı 7 çarpı 8 yine yandaki 8 faktöriyeli verir. Şimdi ben bunları sıralarken tamamının içerisinde ikişer tane 6 faktöriyel olduğunu görüyorum. Bunları görmem. Tamamının içerisinde 7 ve tamamının içerisinde 8 olduğunu görüyorum. O halde geriye kalanların çarpımına bakacak olursak 90, 7 kere 9, 63 ve 7 kere 8, 56 olduğunu görürüm. Artık hangisinin sonucu daha büyükse o daha büyüktür. Bundan kaynaklı A büyüktür, B büyüktür, C bize cevabın ta kendisini verir gençler. Devam edelim kazanın bakış 12 ile. 1 faktöryel, 3 faktöryel, 5 faktöryel, nokta 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 93 faktöryele kadar tek sayıların faktöryellerini almış ve bu toplamın birler basamağında hangi rakam bulunur diye soruluyor. Şunu sakın unutmayın. 0 faktöryel 1'di. 1 bir faktöryel 1'di. 2 iki faktöryel 2'ydi. 3 faktöryel 6'ydı. 4 faktöryel 24 ve 5 faktöryelden itibaren yeni bir çağ başlıyor. Neden yeni bir çağ başlıyor diyorum. 120 geldi. 5 faktöryel artık bir sayının 10'un katı olabilmesi için hem 2'ye hem 5'e bölünmesi gerekiyor ya. İlk defa 5'i kullandığım sayı burası olduğu için zaten içerisinde 2 çarpanı da var. O halde mecburen sonu 0'dır diyorum. Yani 5 faktöriyel ve sonrası sonu hep 0 gelir. Bundan kaynaklı ben 5 faktöriyelden sonrasına bakmam. Çünkü örnek veriyoruz yine 120, 100, 500, 603. Sen bunların birler basamandaki rakamı merak ediyorsan şu sıfırları zaten görmezsin ki direkt 3'tür dersin. Bundan kaynaklı bu taraf zaten sıfır olduğu için birler basamakları. Ben sadece şunlara bakalım. 1 Bir faktöriyel 1'di. 3 faktöriyel 6'ydı. Bunların toplamı bana 7'yi ve dolayısıyla bunun birler basamandaki rakamı da verir. Doğru cevap 7'ydi dedim. Geçtim kazanın bakış 13'e. 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel, cart cürt. Bu toplamın 28 ile bölümünden kalan soruluyor bana. Şimdi 28 ile bölümünden kalan diyor. Yani ne demek bu? Hocam 28 dediğim sayı hem 4 hem de 7'nin tam katıdır. Yani 4'e de 7'ye de tam bölünür. Dolayısıyla 7 faktöriyelden itibaren olan bütün sayılar zaten 28'in katıdır. Ki burada 7 faktöriyel yok hocam olsun. 8 faktöriyelin içerisinde 7 faktöriyel yok mu? var. Bu artık bundan sonraki bütün sayıların içerisinde 7 faktöriyel var. Ve dolayısıyla bu taraf yani 8'den itibaren 8 dahil olmak üzere bu taraftaki faktöriyelli sayıların tamamı 7'nin e, 28'in katıdır. O halde ben sadece şunu bölsem yeterli olacak. 2 faktöriyel 2 idi. 4 faktöriyel 24'tü. 6 faktöriyel 720 idi. Ve ben bunları toplarsam 746 geldiğini görürüm. Tamamını 28'e bölmek yerine şu kısım zaten bölündüğü için sadece bunu bölersem ben 28'de kalanı bulmuş olurum diyeceğim. O halde geldim bunu 28'e bölüyorum. 74'ün içerisinde 2 defadır 56 çıkardım 18 geldi. 186'nın içerisinde 6 defa vardır 6 kere 28 de 120 artı 48 168'dir ve ben 186'dan 168'i çıkarırsam 18 cevabını bulurum. Demek ki bunun da bölümünden kalan 28'de bölümünden kalan 18'dir diyebiliriz. Devam ediyorum kazanım bakış 14 ile. A ve B birer doğal sayı A faktöriyeli B faktöriyeli böldüğüm zaman cevap 24 geliyorsa bunu sağlayan kaç farklı A B ikilisi vardır diye soruluyor. Aklıma ilk gelen şudur. 24 faktöriyeli 23 faktöriyele bölersem 24 gelir. Yani buradaki A B ikililerinden bir tanesi hocam 24'e 23'müş. Peki başka var mı? Tabii ki de var. Şöyle diyebiliriz gençler. 24 gelecekse eğer cevap 4 faktöriyel biliyorsun 24'tür. Ben bunu 1 faktöriyele bölersem yine 24 gelecektir. Yani sağlayan diğer ikilimiz 4'e 1'miş. Ha bir de 4 faktöriyeli 0 faktöriyele de bölersem ki 0 faktöriyel 1 olduğu için bu da bana 24'ü verir. Yani 4'e 0 da sağlayan ikililerden birisiymiş. Başka bir ikilimiz olmadığı için cevabımız 3 olacaktı gençler. 15. Kazanın bakış değil karşımızda bir notumuz var şimdi bu not bizim için değerli bununla alakalı envai çeşitli soru var tamam o yüzden beni iyi dinle. X bir doğal sayı ve A bir asal sayı olmak üzere X faktöriyel ifadesinin içinde bulunan A çarpanlarının sayısını bulmak için bak A asaldı unutma asal olması mecburi asal olmayan sayılarla bunu yapamazsın. X'i durmadan A'ya böleceğiz. X'i A'ya böldüm bölüm B mi geldi bu sefer bunu A'ya böleceksin. C'yi A'ya böleceksin. En son burada bulduğunu A'ya böleceksin ve Buradaki elde ettiğim bölümleri yani B'yi, C'yi, D'yi en son M'yi topladığın takdirde işte X faktöriyelin içerisinde e, A asal çarpanından bu kadar vardır diyebilirsin. Tamam. K A'dan küçük olana kadar bölüyorsun. Yani şuradaki e, artık yani şöyle e, şuradaki M artık A'ya tekrardan bölünmüyorsa tekrardan bölünmüyorsa buraya kadar geleceksin artık tamam. Bölüm kısmında oluşan sayıların toplamı da bize A çarpanlarının adedini veriyor. Mesela 20 faktöriyel bölü x eşittir. 2 üzeri A denklemini sağlayan en küçük x değeri için A kaçtır? Şimdi aslında şöyle 20 faktöriyel eşittir. x çarpı 2 üzeri A şeklinde yazarsam. Burada ben en küçük x'i bulmak istiyorsam. O x'in içerisinde 2 çarpanı olmasın istiyorumdur. Çünkü burası 2'nin kuvvetleri olduğu için. Yani 2 çarpanlarının adedi olduğu için aslında bakarsan. Ben buradaki 2 sayılarının maksimum sayısını öğrenmek istiyorum. Aslında sorunun Türkçe meali şu. 20 faktörlerin içerisinde kaç tane 2 çarpanı vardır? Bunu istiyor. E yukarıda öğrendiğim şekilde 20'yi durmadan 2'ye bölerim. 10 defa vardır. 2'ye böldüm. 5 defa vardır. 2'ye böldüm. 2 defa vardır. 2'ye böldüm, böldüm. 1 defa vardır derim ve artık toplarım. 10, 15, 17 ve 18. Demek ki buradaki A maksimum... 18 gelebiliyor ki bunun maksimum olması demek zaten x'in minimum olması demektir. Çünkü burayı büyütürsem burası küçülmek zorunda. Ters orantılı oldukları için x ve 2 üzeri a. Evet 16. kazanım bakıştayız. 27 faktöriyel eşittir a çarpı 2 üzeri n eşitliğinde a sayısı yani şuradaki sayı bu sefer çiftmiş. Yani içerisinde 2 çarpanı olacakmış. Nenin alabileceği doğal de sayı değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben 27 faktörelin içerisinde kaç tane 2 çarpanı var onu bir bulayım. 27'yi 2'ye böldüm 13 geldi. Bunu 2'ye böldüm 6. Bunu 2'ye böldüm 3. Bunu 2'ye böldüm 1 geldi. Şimdi toplayalım. 13, 19, 22 ve 23 geldi arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Ee, ne N maksimum 23 olabilir. Lakin A sayısının bütün içindeki ikileri temizlemiş oldum ben böylelikle. 2'nin üzerine 23 yazarak. Yani A çarpı 2 üzeri 23. Şimdi bütün ikiler burada. A'nın içinde 2 olmadığı için A çift değildir artık. Tektir. Bundan kaynaklı buna bir tane 2 verirsem artık çift olmaya başlayacaktır. Yani en maksimum 23 olamayacak A çiftse. en maksimum 22 olabilir bir tane 2 verirse. Bütün ikileri de ona verebilirdi. Bütün ikileri verirse o halde en minimum 0 olur. Ve aradaki bütün değerler olacaktır. Yani 0'dan 22'ye kadar olan sayıların toplamı isteniyor aslında bakarsan. Bu da 22 çarpı 23 bölü 2 ile bulunur. 2 ile 22'yi sadeleştirdim 11. 11 kere 23 de bana 2'yi yazdım 3'ü yazdım toplamlarını da buraya yazdım. 253 olması gerektiğini söyleyebiliriz. N'nin alabileceği değerlerin toplamını. 17. kazanım bakış A ve N birer doğal sayı. 35 faktöriyel a çarpı 16 üzeri n olarak verilmiş ki sen bunu a çarpı 2 üzeri 4n biçiminde yazabilirsin değil mi? Neden? Çünkü 16 2 üzeri 4'tür. Bunun n'inci kuvveti aslında 2 üzeri 4n'dir. Pekala. Şimdi 35'in içerisinde kaç tane 2 var? 35 faktöriyelin içerisinde onu bulalım. 2'ye böldüm 17. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2 ve son olarak 2'ye böldüm 1. Bunu yakaladım. Şimdi bunları toplayalım mı güzel? 17, 25, 29, 31, 32 geldi. Yani burada 32 tane 2 çarpanı olduğunu gördüm ben içerisinde. 35 faktöriyelim. E güzel de hocam. Burası 16 üzeri n'di. Ve biz bunu 2 üzeri 4 n olarak yazdık. Yani 32 tane 2 çarpanı var da benim için 16'nın kuvveti olarak yazacağım için burayı ve 16'yı da 4 tane 2'den elde edeceğim için 32 tane 2'den 32 tane 2'den ben dörderli dörderlik kullanacağım ve 16'ları elde edeceğim. Yani ben örnek veriyorum 2 üzeri 4 yazmayacağım da 16 üzeri 1 yazacağım. 2 üzeri 8 değil de 16'nın karesi yazacağım. 2 üzeri 12 değil de 16'nın küpü yazacağım aslına bakarsan. Ve bu şekilde en son 2 üzeri 32 değil de 2 üzeri 32 değil de 16 üzeri 8 yazmam gerekiyor. Yani ben 16'nın kuvvetlerinin burada 8 farklı biçimde oluşabileceğini gördüm. O halde neyin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu bize 8 tane. Birden 8'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Ben sayı adedi soruldu zannettim birden. 8 çarpı 9 bölü 2'den hop hop gitti. 4 kere 9 bana 36 cevabını verecektir. Evet 17. kazanım bakışımızı da bitirdik ve 18. kazanım bakıştayız. A ve B birer doğal sayıdır. 71 faktöriyel ise A çarpı 15 üzeri B'ye eşitmiş. Yani ben bunu şöyle yazabilir miyim? 71 faktöriyel eşittir. A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri B olarak yazabilirim. Şimdi 71 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 ve kaç tane 5 olduğu bulunabilir. Lakin ondan önce şunu yapsak daha güzel olur. Ben buradaki 15'leri 3 ve 5'leri kullanarak elde ediyorum. Ee, mesela örnek veriyorum 30 tane 3 çarpanı 10 tane de 5 çarpanı varsa Ben 10 tane 15 üretebilirim Çünkü 5'ler bitince artık 15 üretemem 3'ler elimde patlamış olur Madem öyle Ben burada hangisinden daha azsa Onun sayısını kontrol etsem Daha kolay olur sanki işim Bu da az olanı 5'tir diyeceğim Neden? Çünkü 3'ün katı olan sayılar 3 sayıda 1 gelirken 5'in katı olan sayılar 5 sayıda 1 geliyor. 1'den 71'e kadar düşündüğün takdirde. Madem öyle ben burada sadece 5 sayılarına bakarım. Yani 71'i 3'e bölmeden direkt 5'e bölerim. Cevap da ee, neydi? Hah, ne kadar 15 üretebilirim? 5 tane kadar ya 5 sayısı kadar. 71'in içerisinde ee, 5 14 defa. Tekrar 5'e böldüm. 2 geldi. 2 ile 14'ün toplamı bana 16'yı verdi. 16 tane 5 varsa 16 tane 15 vardır. Demek ki B'nin alabileceği en büyük değer de kaçmış? 16'ymış diyeceğiz. Evet devam. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Ne kadar kibar sormuşuz. Kibar kibar çözelim biz de. 61 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Bir sayının sondan basamağı sıfırsa ee, ne kadar sıfır olduğunu nasıl anlarız? Ne kadar 10 çarpan olduğuna bağlı bu. Mesela 100 sayısını düşün 2 tane 10 çarpanı var 10 çarpı 10 2000 sayısını düşün 2 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 3 tane çünkü 3 tane sıfırı var O halde ben 10 adetlerine bakmam gerekiyor 10 da 2 ve 5'ten üretiliyor biliyorsun e burada hangisinden daha azsa o kadar vardır mantığıyla ben yine 5'e bakacağım. Yani 61'i 5'e böleceğim. 61'i 5'e bölersem 12, 12'yi 5'e bölersem 2 gelir. 12 ile 2'nin toplamı 14'tür değil mi? Yani bu sayının sondan 14 basamağı sıfırdır. 61 faktöriyel hesaplandığı takdirde sondan 14 basamak sıfır gelmek zorunda. Peki ben bu sayıdan 1 çıkarırsam. Hocam şimdi mesela 6000 sayısını düşün. Veya 60.000 sayısını düşün. Ben bundan 1 çıkarırsam. Ne bulurum? 5.000, 59.999'u bulurum değil mi? Kaç tane 0 vardı? 4. Kaç tane 9 oldu? 4. Demek ki 0 sayısı kadar 9 olacak. Madem öyle 61 faktöriyelin sondan 14 basamağı 0 1 eksiğinin sondan 14 basamağı 9'dur denilebilir. Güzel. Şimdi geldim bir de buna 61 faktöriyel eksi 3 sayısının sondan kaç basamağı 7'dir? E şimdi 60 bin düşünelim bunu yine şöyle. 3 çıkardım. E burası 7 ama diğerlerinin hepsi 9 oldu. Değil mi? Şu şekilde 59.997 geldi. O zaman sondan bir tane basamağı 7'dir denilebilir buna da. Çünkü yine bu şekilde 0 0 0 0 olan bir sayıdan ben 3 çıkarıyorum. Bunların hepsi 9 olurken sadece burası 7 olacaktır. Cevabımız 1 olacaktı. Geldim 20. kazanım bakışa. 73 faktöriyel artı 74 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? Şimdi burada şu mantığı uygulayabiliriz açıkçası. Mesela 73 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır? Bir hesaplayalım. Nasıl buluyormuşuz? 5'e bölüyormuşuz artık öğrendik. 14'ü e, 14 geldi. 5'e böldüm. 2 geldi. 2 ile 14'ü topladım. Kaç geldi hocam? 16 geldi. Bunun 16 basamağı 0. 74'e baktığım zaman yine 5'e böldüm. Lan yine 14 geldi. Bunu da 5'e böldüm. 2 geldi. 2 14 daha 16 geldi. Şimdi sondan 16 basamağı 0 olan ve yine sondan 16 basamağı 0 olan iki tane sayım var. Ben bunları toplarsam eğer şu tarafların ne olduğunu bilmiyorum. E sondan 16 basamağı 0 gelmez mi? Çok mantıklı cümleler kurdum değil mi? İşte olmuyor. Neden biliyor musun? Örnek veriyorum. Hadi buradaki 3 ise, hadi buradaki 7 ise 3 ile 7'nin toplamında 0 geliyorsa al 17. 0. Değil mi? Şimdi bunu ben nasıl kontrol edeceğim? Şu şekilde hocam. İyi dinliyorsun. Bu tarz ifadeler eğer faktöriyel sayılar birbirine özellikle yakınsa bak yakınsa yapıyorsun bunu. 73 faktöriyel parantezini aldın. 1 artı 74 geldi. Diyorsun ki 73 faktöriyelin içerisinde kaç tane 5 çarpanı var? 73'ü hemen 5'e böldün. 14 geldi. 14'ü 5'e böldüm 2 geldi. Böylelikle 14 artı 2'den 16 tane. Burada 5 çarpanı var. Bak burada 5 üzeri 16 çarpanını elde ettin. Şurası kaç? 75 değil mi? 75 de 3 çarpı 5'in karesi değil mi hocam? 2 e tane de 5 burada var. O zaman ne olur? 18 tane 5'imiz var bizim. 18 tane 5'imiz varsa 18 basamak 0'dır denilebiliyordu değil mi? O halde cevabımız 18 basamak olacaktı. Bak unutma. Sayılar birbirine bu şekilde yakınsa sen paranteze alacaksın ama uzaksa paranteze gerek yok. Az olana bakacaksın. Hemen 20'yi 20'yi gittin 5'e böldün. 4 geldi. O zaman sondan 4 basamak 0'dır diyebilirsin. Çünkü neden? 20 faktöriyelin sondan 4 basamağı sıfırken 99 faktöriyelin bayağı bir basamağı 0. Şimdi burası 3 bile olsa topladığın takdirde zaten buranın yukarıdaki sayıyı vereceğini biliyorsun ve 4 tane basamağın 0 geleceğini zaten iyi biliyorsun. Peki yani mantığı bu. Peki hocam devam edelim. 21. kazanım bakış. 1 çarpı 1 faktöriyel 2 çarpı 2 faktöriyel 3 çarpı 3 faktöriyel 49 çarpı 49 faktöriyel E bu neye eşitmiş? A faktöryel eksi 1. Olduğuna göre A faktöriyel sayısının sondan kaçıncı basamağı sıfırdan farklıdır diye soruluyor. Şimdi iyi dinle. Şöyle yapacağız. Bunu da formülü edeceğiz bir de. Şimdi 1 çarpı 1 faktöriyeldeki şuradaki 1 var ya ben onu 2 eksi 1 biçiminde yazsam çarpı 1 faktöriyel desem. Artı şuradaki 2'yi 3 eksi 1 biçiminde yazsam ve 2 faktöriyel desem. Buradaki 3'ü 4 eksi 1 biçiminde yazıp 3 faktöriyel desem. Artı nokta 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 en son şuradaki 49'u 50 eksi 1 biçiminde yazdım ve 49 faktöriyel dedim. Ya hocam soru şöyle daha e, şık, güzel duruyordu. Niye bu hale soktuk ki şimdi? Yani niye kafa karıştırıyorsun ki? Kafa karışmayacak. Şimdi daha net göreceksin her şeyi. Burada elde ettiğimiz faktöriyelli sayıları içeri dağıtırsam 2 çarpı 1 faktöriyel nedir? 2 faktöriyel. Eksi 1 faktöriyel. Artı şunu dağıt. 3 faktöriyel. Eksi 2 faktöriyel. Artı şunu da şunu çarp. 4 faktöriyel. Eksi 3 faktöriyel. Artı en son şunu da şunu çarp. 50 faktöriyel. Eksi 49 faktöriyel gelmiş oldu. Ve bu da neymiş? A faktöriyel eksi 1'e eşitmiş. E şimdi bakıyorsun artı 2 faktöriyel eksi 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel eksi 3 faktöriyel 4 faktöriyel burada bir yerde eksi 4 faktöriyel olacak. Ve en son eksilerin gittiğini anladığımıza göre eksi 49 faktöriyel de gidecek. Ve geriye ne kaldı? 50 faktöriyel eksi 1 kaldı. Bak neymiş hocam? 50 faktöriyel eksi 1 A faktöriyel eksi 1'e eşitmiş. E o zaman A faktöriyel 50 faktöriyelin ta kendisidir. Yani diyor ki 50 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı e, sıfırdan farklıdır diye. Sondan kaçıncı basamağı sıfırdan farklıdır. O zaman 50'yi 5'e bölerim. 10 gelir. Bir daha 5'e bölerim. 2 gelir. 2 ile 10'u toplarım. Sondan 12 basamak sıfır. Yalnız unutma. Sondan kaçıncı basamağı sıfırdan farklıdır diyor. 12 basamak sıfırsa 13. basamak 13. basamak sıfırdan farklıdır. Yazabilirim tabii ki de. Tamam mı güzel kardeşim? Bak on numara 5 yıldız oldu çözüm. Şimdi geldim. Ha bir de formülüze edelim değil mi bunu? Şöyle yapalım. Boşa gitmesin. Buraya kadar geldik ya. Mesela 1 çarpı 1 faktöriyelden başladı. <laughs> 1'in altına nokta koydum. <laughs> Ünlemin altına koyacaktım. 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel. Artı üç çarpı üç faktöriyel diye devam etti. Nokta nokta nokta. Eğer n çarpı n faktöriyel varsa. Tamam. Cevap nedir biliyor musun? N artı bir faktöriyel eksi 1'dir. Tamam bu da formül olarak kalsın. Soru bankalarında veya denemelerde bulursun bunu. ÖSYM'de karşına çıkmaz ama ihtiyacın olursa tabi ufuk genişletmek açısından güzel bir yöntem. Ve bu videomuzun son sorusu artık. 40. dakikamızda doldurmuşuz. Güzel zamanlama. 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 15, 16 faktöriyel kadar devam etmiş. Çarpımının sonucunu en küçük hangi doğal sayıya böldüğümüzde sonuç tam kare olur. Diye sorulmuş. Zor bir soru ha. Yani klişe yani eskinin zor sorularından diyelim. Öss ve ygs zamanlarının zor sorularından gençler. Bakalım bakalım ne ne olacakmış. Şimdi bir faktöriyel iki faktöriyel diye devam ediyor ya bu. Ee, şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Ben şu iki faktöriyeli şöyle yazabilir miyim? 2 ee, çarpı bir faktöriyel. 4 faktöriyeli çiftleri yazıyorum bak. 4 çarpı 3 faktöriyel. 6 faktöriyeli ben 6 çarpı 5 faktöriyel biçimde yazarım. Sonra 8 faktöriyeli ben 8 çarpı 7 faktöriyel biçimde yazarım. 9 faktöriyeli değil 10 faktöriyeli çiftleri yazıyoruz dedik bir kere. 10 faktöriyeli ben 10 çarpı 9 faktöriyel biçimde yazarım. 12 faktöriyel o halde 12 çarpı 11 faktöriyeldir. 14 faktöriyel az kaldı. 14 çarpı 13 faktöriyeldir. Ve son olarak 16 faktöriyelimiz 16 çarpı 15 faktöriyeldir. Şimdi şuradaki çiftleri görmezden gelelim bir. Neden? Çünkü buraya yazdım ben onları. Şimdi geldim 2 faktöriyel gördüğüm yere ben 2 çarpı 1 faktöriyel yazarsam burası ne gelir? 2 çarpı 1 faktöriyelin karesi gelir değil mi? Çarpı 3 faktöriyel vardı burada. 4 faktöriyel gördüğüm yere 4 çarpı 3 faktöriyel yazarsam 3 faktöriyel ile 3 faktöriyelin çarpımı bana şunu verir. 4 çarpı 3 faktöriyelin karesi gelir. O zaman diğeri Hocam diğeri de şöyle olur artık 6 çarpı 5 faktöriyelin karesi gelir Bir diğeri Mesela 8 çarpı 7 faktöriyelin karesi gelir Yani buradaki tek sayıların Faktöriyellerinin karelerinin Çarpımı geliyor her seferinde Nokta 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 en son 16 çarpı 15 faktöriyelin karesi gelir Ve noktayı koyarız Şimdi zaten 1 faktöriyelin karesi, 3 faktöriyelin karesi, 5 faktöriyelin karesini yazmayı unutmuşuz. Onu yazdık, devam ediyoruz. 7 faktöriyelin karesi 15 faktöriyelin karesi La bunlar zaten çarpımı zaten tam kare değil mi? Çünkü kareler çarpımı zaten yine tam kare gelecek. E geriye kalana bakıyorum. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 hemen yazayım onu. 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 12 çarpı 14 çarpı 16. 2 4 6 8 10 12 14 16 tamam. Şimdi bunları da 2'ye böle böle yazsam. Mesela burası 2 kere 1'dir. 2 kere 2'dir, 2 kere 3'tür değil mi? 2 kere 4, 2 kere 5, 2 kere 6, 2 kere 7, 2 kere 8 olmadı mı bu? E hocam 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6, 7, 8 zaten bu 8 faktöriyel. Yanında bir de 8 tane 2 var 2 üzeri 8. Lan 2 üzeri 8 de tam kare çünkü çift kuvvet var tam kare gelecek. O zaman bunu da eledim 8 faktöriyeli kaldı işimiz. Şimdi ben bu çarpımın içerisindeki zaten şunların, şunların karesel olduğunu buldum. 2 üzeri 8'in de karesel olduğunu buldum. Geriye kaldı 8 faktöriyel. 8 faktöriyeli de ben şöyle düşünsem. 2 çarpı, 3 çarpı, 2'nin karesi çarpı 4 yani. 5 çarpı, 2 çarpı 3, 6, 7 ve 8. Bak 1, 1 çarpı 2 diye başlayalım. 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4, 5, 6, 7, 8 oldu gördün mü? güzel. Şimdi bunları gördüğümüze göre artık ben şunu yaparım. 2'den burada bir tane var, burada iki tane var. Etti 3. 4 3 daha kaç yapar? 2 üzeri 7. Çarpı 3'ten burada var, burada var 3'ün karesi. 5'ten burada var 5. 7'den burada var 7. Ya 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Aa şu da karesel. Hatta ben bu 2 üzeri 7'yi 2 üzeri 6 çarpı 2 de yazarsam bu da karesel. O halde karesel olmayan sayılar hangileriymiş? 5, 7 ve 2 mi? O halde benim bu sayıyı yani yukarıda bana verilen üstünü karaladığımız ve şu an hiçbir şekilde görünmeyen olan 1 faktöriyel yani 2 faktöriyel 16 faktöriyel kadar olan çarpımı ben 5 çarpı 7 çarpı 2'ye bölersem geriye kalan tüm sayılar tam kare sayı olacaktır. O zaman cevap nedir? 5 kere 7 35 kere 2'den doğru cevabımız 70'in ta kendisidir. Evet YGS ÖSS tarzı eskilerin zor sorularından da gençler bunlar ama güzel sorulardı ufkumuzu genişletmeye yarayan uf, ufuk açıcı sorular açıkçası. Artık asal çarpanları ayırmaya geçeceğiz. 22 tane örnek çözdük bu dersimizde ve asal çarpanları ayırmada da yanlış hatırlamıyorsam yine 16-17 tane örneğimiz vardı diye hatırlıyorum. Hemen bir bakayım. Evet 17 tane örneğimiz var arkadaşlar. Onları da çözdükten sonra ÖSYM bakış ve SML bakışları artık geçebiliriz. Yalnız asal çarpanları ayırma konusunu videosu yarın gelecek. Aklınızda bulunsun. Evet Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Düzenli olmayı lütfen unutmayın gençler. Şu yaz günlerinde özellikle düzeni oturtmak daha da zordur. Kışa geldiğin zaman düzeni çabucak kurarsın ama gün çabucak biter bu seferde. Çünkü gündüz süresi çok az bu seferde kışında. Ocağa geçtikten sonra ocaktan hazirana kadar sınava kadar zaman o kadar hızlı ilerler ki anlayamazsın bile. Bundan kaynaklı planlı programlı devam edersen günler, haftalar, aylar, seneler hepimize yetecektir. Sonraki videomuzda yani yarın görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.